Efendim hoş geldiniz. Buralara kadar gelmiş hanımlar beyler, evde otobüste metroda, dağda bayırda çayırda bizleri seyreden Babala TV'ciler. İstanbul Trump Tower'a, Bahçeli Cümbüş'ün yuvası Hayalhane'ye hoş geldiniz. Acı çekerken eğlenen çiftlerin programı Gerçekler Acıdır başlamak üzere. İşte karşınızda 10 kaplan gücünde İlker Ayrık. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekler Acıdır'a ve Babala TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Güzel. Bravo'yu sadece bizim ekipten mi duyuyorum ben? Yok, benim sesim yüksek çıktı. Ha, seyirciden gelen bir bravo yok yani. Hoş geldiniz. Bravo. En sevdiğim sahtekar seyirci. Bayılıyorum ya. Grubu tanımak istiyorum. Evlileri görebilir miyim? Var mı evli aranızda? Nişanlı var mı aranızda? Tek başına nişanlı, o da... Nişanlın burada yok. O çalışıyor. O çalış, aman o çalışsın sen gez, ne olacak ayol yani. Peki, manita var mı aranızda? Şey mi, date gibi mi hani? 7 sene beraber. 7 sene, güzel. Böyle devam. Sıkıştırmayayım şimdi, konumuz bu değil çünkü, boş verin. Sapları göreyim. Sap olmaktan mutlu olanları göreyim. Sap olmaktan mutlu olmayanları göreyim. Buna daha parmak kaldıran kadın görmedim. Mutlaka bir erkek gibi. Ben mutsuzum abi ya. Peki bugün özel bir bölüm yapacağız sizinle beraber. Harikulade de bir çiftimiz var. Birazdan gelecekler, sahneye teşrif edecekler. Biz bu bölümü... Hani her yılın sonunda bir takım istatistikler açıklanır ya, bu yıl nasıl geçti, ne oldu, ne bitti. Aralık ayının sonunda böyle televizyonda almanaklar yayınlanır filan. Bu işin en böyle tatlısını, en böyle bir insanın yüzüne güldüreni yapan da Spotify. Spotify her yılın sonunda sana bir özet veriyor. Bir yıldır neler dinledin, ne yaptın, ne ettin üzerine. Bugün itibariyle de şu anda çekim esnasında da bu açıklanmış durumda. Herkesin kendi hesabına bu bilgileri gönderiyor. Ben de konuklarımızdan kendi bilgilerini istedim. Onlarla ilgili sorular da hazırladık. Ben sözü çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Karşınızda Gülçe Çabi! Evet, efendim hoş bulduk. Ne haber? Ne haber? Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Evet, ben de çok gerildim şu an. Yok ya, başta öyle başlıyor, ondan sonra rahatlıyoruz hepimiz, hiç merak etme. Özellikle birinci acıdan sonra hepimiz çok rahatlıyoruz. Ben acıyı seviyorum ama abi. Ya Kore yemeklerinin de çoğu acı olduğu için acıya alışayım, böyle diyeceğim ve kusacağım değil mi? Sen de Trakyalısın. Evet ama benim çok kötü anılarım var acıyla alakalı. Küçükken ben hep dudağımı bu şekilde emiyordum ve annem de acı biber sürüyordu. Sonra ben acıyla iyileştiğimi kestim çok uzun bir süre, Çabi ile tanışana kadar. Ben ağzına acı biber sürerim hep şaka zannederdim. Yok ya, o gerçekti. Gerçekten? Dudağımı emmeyeyim diye, evet. Çünkü iz bırakıyordum, diş izi bırakıyordum altında. Çok ciddi bir şok şeklinde emiyordum. Annem de böyle bir çözüm bulmuştu. Ya binlerce çiftle yarıştım, tamam mı? Artık duymadığım bir şey kalmamıştır diyorum ki yeni bir yarışmacı gelene kadar. Şimdi sizin Spotify geçmişleriniz benimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. İkiniz de geçmişiyle ilgili çok tatlı şeyler var. Birazdan bunları sizinle paylaşacağız. Gerçekler Acıdır da ilk etabımız sona kalan dona kalır. İkisinin de bildiği sorular soracağım. İlk doğru cevap veren yırtar, geç cevap veren ya da ilk olsa da yanlış cevap veren yanar. Sözlü söylemek de lazım. Yes sir. İlk sorunuz geliyor. Tanıştığınız ilk gün kimin doğum günüydü? Senin arkadaşın doğum günü. İsmi? Lan bu kadar saçma çift mi olur lan? Simge mi? Sınav simge mı? Simge değil, simge değil. Dilan değildi, simge değildi. Yağmur olabilir. Hayatım ben nereden bileyim, bana niye söylüyorsun? Yağmur hani... olsun, yağmur diyelim. O kazanmasın, ben kazanayım yağmur. Abi öyle bir şey yok ki. Seyirciye soracağız. Ya soruyu iptal edeceğim ya da ikisi birer tane yiyecek. İptal edelim soruyu. Nasıl olsa daha çok yiyecekler diyenler parmak kaldır. Anne. Sadece iki kişi mi? Peki, bu kadar önemli bir günde, bu kadar önemli bir doğum günde, öyle değil mi? Hani ilk defa başladıkları gün değil mi baba? Yüksek sesle söylesene. Evet dedi. böyle bir günü hatırlamıyor olmalarından dolayı ikisinin de birer tane yemesi gerekiyor diyenler parmak kaldırsın. Gerçekten acı bibermiş ya. Koklayarak. Evet. Koku acı. Bana güzel denk geldi.
Çekirdeklerini çok çiğnememek gerekiyor. Dilimi dövüyor şu an. Oo, çok acıymış. Peki şeyin tonlamasını duydunuz mu Çabi'nin? İlk doğum günü kimdi? Senin arkadaşın doğum günü. Senin arkadaşın doğum günü. Senin arkadaşın doğum günü. Senin arkadaşın doğum günü. Hani senin arkadaşını diye. Çünkü ben sonunda da görmedim o arkadaşları da. Ya bir de o gece biraz böyle karmaşık bir geceydi yani. İlk tanışma gecemiz ama Çabi setten çıkıp gelmişti. Biz artık hani doğum günü finalize... Allah merak etmiyoruz ama sen anlattın diye. Finalize olmak üzereydi yani çok geç bir saatte tanıştık. Kim kime? Geldi tanıştı merhaba mı dedi. İlk ben dedim ama ben Çabi'nin Türkçe bildiğini düşünmüyordum. Bana peki niye merhaba dedin o zaman? Yok şöyle, arkadaşlarım ben o zaman Erasmus'lu öğrencilerle çok çalışıyordum. İşte onlara konaklama vesaire böyle şeyler ayarlıyorduk hep birlikte. Öğrenci topluluğu vardı. Dediler ki senin İngilizcen daha iyi yani istersen git bir haydi falan diye. Böyle ben de hi. Git bir haydi. Where are you from falan diye böyle işte nerelisin falan işte South Korea falan. Biz böyle bir 20 dakika İngilizce konuştuk. Ben de bu arada Türk olduğunu bilmiyordum. Benim de ismim tabii çok zor diye ben de böyle bir yabancıyla tanışırken ya böyle kısaltma bir isim kullanıyorum ya da Elodie diye böyle bir uydurmasyon bir isim kullanıyorum. O yüzden o da benim... Olay gittikçe daha karmaşık. Gittikçe bir hale geliyor. O da benim Türk olduğumu anlamadı. Sonra ta ki biri bana Gülce montunu nereye koyayım diye arkadan bir ses geldi. Aa dedi sen Türkçe biliyor musun? Aa dedim sen nereden Türkçe biliyorsun falan. Sonra biz aslında öyle konuşmaya başladık evet. Yani. İkimiz de bir 20 dakika sonra öğrendik ikimizin de Türkçe bildiğini. Ama tabii sarhoştuk abi onu da söyleyelim yani. Ha şimdi kafamda oturdu yani. Ayıp değildik ya. Şimdi kafamda oturdu. İyi misiniz? İyiyiz. Tamam. Şimdi çok güzel bir soru ya. Bunu kim Serdar vallahi Çabi'nin gerçek ismini Korece yazmak için kaç yuvarlığa ihtiyacımız var? 2 3 Ben bile yavaş söyledim ama gerçeği 3. Korece biliyorum bu arada hani düşündüm sadece. 3 Han, yuvarlak var bir tane. Tamam, Chang, bir tane de Chang, yuvarlak. Chang'ın yuvarlığı. Yap, yuvarlak, 3. Yap, yuvarlak değil. Ha, 3 yuvarlak derken Ece olarak mı söylediniz? Efendim? Harf olarak ya İlker abi sen de Korece biliyor mu aşkım? İlker abi, ay, doğum günde bana sordu zaten. Hayır, yani. Kağıda yazabilir misin? Yuvarlak diyor, harf olarak şey demiyor. Şu olabilir mi? Evet tamam. Kaç tane yuvarlak var abi burada? 1, 2, 3 değil mi? Benim pek tamam, ben yok. Şey, tamam. Sondaki sesli harfle başlayınca yuvarlak koymamız yer gerektiğini misin? Unuttum sen ben. Sen Korece biliyor musun? Alfabe biliyorum. Kusura bakmıyorsun. Aa ben yine... Evet, yanlış cevap verdim. Evet. Ve sona kaldın ve dona kaldın. Sen iyi yiyorsun ya. Güzel. Ben beğendim. Vallahi. Hı-hı. Peki, şimdi... Bu yıl hazırlanmış olan Spotify özetlerin ile ilgili bir soru soruyorum. Müzik ruhun gıdası. Çabi kendine müzik türlerinden bir sandviç yapsa zirveye ne koyardı? Yani en çok bu yıl dinlediği müzik tarzı hangisi? Rap derdim buna. Türkçe rap evet. Türkçe rap. Türkçe rap. Peki bunun önce cevabı veren soru kim? Muydu bu? Oğlum burada ben, anket yapmıyoruz ya da... Belli bir... abi sohbet ediyor sandım ben. Merhaba Spotify'dan geliyorum, bir araştırma yapıyorum ya bir anket falan değil yani. Ben de öyle istedim. Ben mi hiç söyledim, kim hiç evet, söyledi? Hayır sen doğru söyledin. Ha, tamam. Bu yıl en fazla Türkçe hip-hop dinlemişsin. Seviyorsun. Aslında sevmiyorum yani trafik de çok iyi gidiyor ya abi. Evet. Bıp 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 falan hip-hop, rap. Yani çok iyi böyle rap dinleyicisi değilim ama... Trafikte dinlediğim için. Ama yani rap dinlemek ayıp bir şey değil. Ya değil kesinlikle de. Ya hepimiz caz dinliyoruz en çok. Öyle değil mi? Klasik müzik öyle değil mi? Her sabah evimizde kahvemizde. Sevdiğim müzik ne diye insanlar sorarsa Türkçe rap demezdim çünkü. Ne derdin? Yani rock derdim abi. Oğlum o zaman rock dinlesene. İşte niye dinlemiyorum? O yüzden abi zaten rockçılar fakir kaldı ya şu an sektörde. Fikir afiyet olsun. Böyle linç yerim. Evet Çabi rockçılar fakir kaldı. Ve bunu sonuna kadar hak ediyorlar dedi. Bakalım rockçılardan nasıl bir cevap gelecek? Peki, aynı soruyu Gülce için sorsaydık cevap ne olurdu? Pop. Türkçe pop. Abi ama bitmemişti ağzında. Ben ama soru dedim değil mi? Türkçe pop mu gerçekten? Evet pop. Evet dinliyordum. Pekala, sıradaki sorumuz mükemmel bir soru. Bunu nereden alıyorsunuz abi? Vallahi. Çabi'nin boyundan ayakkabı numarasını çıkarırsan kaç kalır diye bir soru mu olur ha? Hemen yapalım. Böyle bir soru mu? Bir... Benim ayakkabım numara neydi ya? 1.51. 1.51. 1.31. Ne? 1.51.
1.51. Acıdan sonra burada 1.51. Boydan ayakkabı numarasını çıkartıyorsun. 181'den. 184. Benim boyum 181. Evet. 181'den ayakkabı numaramı 40. Bilmiyorum ama. 43. Evet, çıkart abi. Neyi? Ha, 181'den 43'ü çıkarıyorum, 148. Tamam. 148. Yok, 149. 149 yani. 149 değil. İlk söyleyen... Bir dakika ya, 181'den... 148. Efendim? 148. 148 ya. Dur şu an matematik. 181'den 43'ü çıkaracağız. 148. 1'den 3 çıkmaz. 138. Orada 138. İlk yüzce söyledim. Abi bir dakika bir ben şey diyeceğim ama. Gülce sayısalcı. Ama şu an heyecandan ben hesaplama yapıyorum. Ben söyleyeyim abi, ben sinema televizyonu okudum, o fizyoterapist. Onun ne bilmiyorum. Alakası var şimdi? Yani bence şey değil. Ben ilk başta 1.84'ten hesapladım. Sen pi'yi 1.84 aldın. Yine ben yiyorum. Peki 138'i ilk kim söyledi? Gülce. Afiyet olsun. Bunun şeyini paylaşacaklar değil mi? 1.000.000. Peki ben bu bölümü bitirelim derim. Çabi ile vedalaşmamak için. Aslında çok güzel bir soru vardı. Hadi sormayayım ona. Sorun, ben yemek isterim. Sor abi. Dinliyorum. Vallahi. Tamam. Son soru geliyor. Dudaktan ilk öpücük nerede geldi? O gece. İlk tanıştığımız gece. Aa yine sen. Ama sen o gece dedin. İlk tanıştığımız gece. O gece de bir spoiler aynı gece. Şey. Sen sadece açmış oldun. İlk hangi tanıştığımız gece? O gece işte. Çünkü konuşuldu daha önce. Ben referans gösterdim. O gece. Sıfat olarak kullandım yani. Nasıl üste çıktı? Ben inandım ha. Ben referans gösterdim o gece. Ben görmedim referansı. Soruyu tekrarlıyorum. İlk öpücük nerede geldi? Durak X Saç Kadıköy. Böyle cevap ver. Durak X Saç Kadıköy mü? Evet, o gece. Çünkü ne zaman demedim ki, nerede dedim. Evet, nerede dedim. Doğru cevap Gülce'den geldi ve bu bölümün son sorusunda Chubby dördüncü biberi yiyerek... Burada şeyimiz var. Köpük. Bu acıya iyi geliyor. Bunu sallamak lazım değil mi? Sadece sallamak değil, bir de daha yakından şey yaparsın. Yukarıdan mı? Böyle. Ay, ha, böyle. Böyle. Ay, ha. Demek ki Kore'de krem şantiyi böyle yiyorlar ya. Ben hayatımda böyle krem şantiyi yiyen bir insan görmedim. Ha ne kadar, kaç kişi gördün dersen işte program kadar. Seyirciye sormak istiyorum. Bazı sorular var. Sen de bu arada dinlenmiş olursun. Sizce Spotify'da Chubby'nin dinlediği şarkıların özeti. Chubby, Türk olsaydı nereli olurdu? Samsun. Mikrofon verir misin? Samsun. Niye? Çünkü Samsun. Samsunluyum. Sadece memleketli olduğun için. Evet. Peki. Evet. Ya. Başka ne olacaktı ki? Ya insan... Ama çarşambalı hatta. Bak çarşambalı tipi var. İlçeyi bile söylüyorum. Çarşambalı tipim var. Tabii. Peki başka nereli olabilir? Samsunlu değil bu arada, doğru cevap değil. Bence Konyalı olabilir. Konyalı çünkü? Çünkü şeyde lisede bir coğrafya hocam vardı. Kazaktı, tipoloji olarak biraz size benziyordu. Nerelisin diye sorduğumuzda Konyalıyım diyordu o yüzden. Kazak, Koreli, ikisi de K ile başlıyor. Aynen. Konya bile. Konya. Aynen. Spotify verilerine göre Chubby İzmirli çıktı. İzmirli miyim? Evet. Ha, dinlediğim şarkıya göre çıkarıyor, evet. Değil mi abi? O en çok dinlediğin şarkılara göre İzmirlisin. Peki sen nereye çıktın biliyor musun? Bir iç Anadolu'luk çekiyorum. Gerçek hayatta yani. Nereli olduğumu biliyor musunuz? Trakya'lı olduğunu hepimiz biliyoruz. Senin müzik zevki olarak hangi şehirli olduğunu gördüğümde tüylerim diken diken. Allah Allah. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Seninle artık aramızda özel bir bağ var. Çünkü sen Balıkesir'le çıktın. Balıkesir'de çok akrabamız vardı. Ay çok mutlu oldum. İnşallah hiç biber yemezsin. Vallahi bütün sorularımı senin için soracağım. Oley. Abi böyle olur mu ama? Gizli kapaklı yapmıyorum, alenen yapıyorum hiç olmazsa ya. Peki, kaç sanatçının müziğini dinledin son bir senede biliyor musun? Kaç farklı sanatçının müziğini dinledin? 200-300 müdür. Arada 100 kişi oynuyor oğlum yani. Biri bir buçuk katı yani. 250. Yanlış cevap. 491 sanatçı dinlemiş. Aa. Evet. İyi dinlemişsin bu arada. 491 sanatçı çok fazla. Sen 358 sanatçı dinlemişsin.
Ben de çok dinlemişim. Rakamsal olarak baktığında evet. Çok geldi çok bana. Çok acayip değil mi ya? Peki 17 Nisan günü 184 dakika müzik dinlemişsin. En uzun dinlediğin gün 17 Nisan'da ne oldu? Büyük ihtimalle iş çıkış saati trafikteydi. 3 saat 4 dakika. Evet. Ya da işte Çorlu'dan dönüyorduk olabilir. Uzun yol olabilir. Evet, uzun yol olabilir. Senin de daha uzun 2 Temmuz tarihinde 226 dakika bir günde... yuh mu? Oğlum böyle tepki mi olur lan? 220 yuh. Ama Gülce'nin böyle bazen şey oluyor abi. Evde böyle tek başına bir kendini tribe sokmak için kulaklığı takıyor. Ve bayağı 3 saat 4 saat müzik dinliyor. Mesela yemek yaparken çok dinlerim. Direkt böyle kulaklıklarımı takarım. Yemeği böyle yavaş yavaş eğlenceli. Biraz fazla yavaş hayatım bu yani. 226 dakika yemek yapılır mı? Bugün belki pizzalar vardı, belki fırınlar doluydu. Bilemem artık herhalde yapmışım 4 saat. Bir hazırlık yemeği olabilir bilmiyorum. Bunlar tamamen gerçekler ve size ait olan bilgiler. Ben bakayım. Ha evet. Ben 415 tane şarkı çalmışım. Ondan sonra... Birden fazla favori vardı. Ah içindeki romantik, romantik diyor bana. En çok dinlediğin şarkılar. Vay, bir tek ben anlıyorum. Bir pentagram. House of Memories. King Nothing. What a Life. Kalite hocam. Güzel. Kalite yani. Kalite gösteriyor. Bir alkış bence güzel. Bir alkış değil. Gerçekten ya. Ya ben böyle bir liste isterdim abi. Bu en çok dinlediğin sanatçılarla aranda özel bir bağ vardı. Bir Metallica en çok dinlemişiz. Ağustos. En çok Ağustos'ta dinlemişim. Ondan sonra iki pentagram dinlemişim Mayıs ayında. Benim Mayıs pentagram. Mayıs'a girdiğimi açarım pentagramı. Eminem dinlemişim Temmuz'da dengesiz. Eminem'den Metallica'ya geçtin mi? Ama hep kalite hocam. 4 Beyrut, 5 Köfn. En çok dinlediğim sanatçılar burada. Ondan sonra harika bir dinleyici olduğunu daha önce söyleyen oldu mu? Hayır, o söyle. İlk defa sen söylüyorsun. Kesinlikle öylesin. Bu yıl 848 dakika. Podcast de çok dinledi. En çok dinlediğim podcastler bu mu yani? Kelimenin ham anlamıyla bir elit felsefeci, Profesör Doktor Ahmet. Gerçekten dinledim. Bu mu yani? En sadık 116 bir dakika. Tam okuyacağım biliyor musun? Olsun. Bir dakika ışıklar sönsün. Oğlum, ne oluyor lan? Böyle daha iyi oldu. Şimdi yavaş yavaş üstündekini çıkar diyelim. Yoksa bu yılki dinlemediğini tanıdık var hemen. Ben bunları paylaşıyorum ama. Dokun ve keşfetme. Vampir. Ha, bak. Demek ki benim bu seneki karakterim vampirmiş. Sen nesin biliyor musun? Hiçbir ben senin olduğunu biliyorum. Birazdan da soracağım. Haberin olsun. Şimdi geldik ikinci bölüme. Evet. Geldi mi müzik? Tamam. Soru şu. Chubby gerçekten çok kıymetli bir insan. Ve Chubby çok kıymetli olduğu için Chubby'yi borsaya koymuşlar. %1 hissesi de 1 milyon lira yapıyor. Chubby üzerindeki haklarının yüzde kaçını satarsın? A. Hiç satmam. Chubby benim olacak. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. B. %10'unu satarım. 10 milyon. Allah bin bereket versin. Bu devirde iyi para. C. %49. 49 milyon var ya. Manyak oluruz yani. D. %100'ünü satar. Borsadan çıkar. Çok öyle bir yerde girdi ki. Mesaj mıydı bu anlayamadım. Ya şu görüntüden sonra %100'ünü satarsan kimse... Bir şey diyeceğini demez sandım. Demez ki, ya bu kız niye %100'ünü sattı diye. Hiçbirini satmam. Çünkü? Çünkü zaten birlikte para kazanıyoruz. Çok uzun süredir birlikte kazanıyoruz. Varsın yansın o kadar milyonları da kazanabilirsek birlikte kazanalım. %100'ü 100 milyon. Yok, satmam. Ah şıkkı, hiç satmam. Evet, doğru. Şarkı tribe soktu abi beni. Peki, eşinin ne cevap verdiğini bilmen gerekiyor. Soru çok güzel bir soru. Sen çok değerli bir adamsın. O kadar değerlisin ki seni borsaya koyuyoruz. Ve tamam. %1 hissen 1 milyon lira yapıyor. Evet. Tamam mı? Evet, sana parayı duydu. Evet abi, sat beni. Eşine sorduk, dedik ki, eşin üzerindeki haklarının yüzde kaçını satarsın? A. Hiç satmam, Chubby benim olacak, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. B. %10, 10 milyon, çok iyi para, Allah bereket versin. C. %49, 49 milyon. D. %100'ünü satar, borsadan çıkarım. B. %10. 10 milyon. 10 milyon, çok iyi para be. Abi, tertemiz vadeliye koy, yaşa.
Bak gerçekten ya. Benim hayat bu arada hedefim 10 milyon. Ben bunu uzun zamandır çağrış yapıyorum. Gerçekten 10 mi? 10 milyon lira hesabında olsa vadeliye koy yaşa. 10 milyon ne kadar veriyor ki vadeli biliyor musun? Şu anki durumda bazı bankalarda 360 bin lira falan. Aylık. Evet. Üf. Nefis. Peki, eşini gerçekten çok iyi tanıyorsun. Değil mi? Helal olsun be. Hayır, hiç alakası yok. Ya %10'u satardın, düşerse tekrar alırdın. Borsa öyle bir şey ya. Çok haklısın, çok haklısın. Düşünce al falan. Ama ben ne cevap verdim? 49 mu satacaksın? Hiç mi satmıyor? Hepsini mi satıyor? Hiç bilmeyecek miyim ben bu arada? Ya acaba İzleyince öğrenirsin. Yani. %100'ünü satmaz bence. Yani hiç satmamazlık da olmaz. Şu aşka bak be, nasıl emin değil mi yani? %100'ünü satmaz ama hiç satmamak da olmaz. %49 o zaman sattın sen. Afiyet olsun. Yanlış cevap verdim çünkü. En azından doğru cevap verdim. Burada şey evli çiftler vardı. Hanımefendiye. Siz yüzde kaçını ben satardınız? Ben %10'unu satardım herhalde. %10'unu satardınız. Tabii. %10'un gitti. %50 falan sattım bari. Ya paraya mı doymadın anlamadım. Bir iki çiftimiz daha vardı. Onlara da bir piyasa araştırması yapayım bakayım. Bu aralar kocalar kaçtan gidiyor? Verir misin? Sen yüzde kaçını satardın? Satmam. Ay. Vururum kırbacı. Kırbaç vurmak tarifsiz. Olmazsa olmazımız. Gülce sen beni hepsini mi sattın ya yoksa? Durmayalım o konuyu yine konuşuruz. Peki siz? %100'ünü satardım. Abi ama şimdi 100 milyon lira. Beklediğim cevap çok güzeldi. Abi gitti %100'ün. Ama bak hak veriyor Çöp ya. 100 milyon lira ya. 100 milyon. Valla ben de hak veriyorum. Peki, sorunun cevabını hadi sonra öğren be. Tamam, moral bozuk gitmeyeyim şimdi. Yok yok, takabilirsin kulaklığı. Soru şu, mucizevi bir ilaç bulunmuş, eşinin gazozuna karıştırıyorsun ve bir gün boyunca istediğin haltı karıştırıyorsun ve Gülce o günü komple unutuyor. Gazozuna ne sıklıkla ilaç atarsın? Bu bayağı illegal içeriği alınacağım yani. Büyük ihtimalle dışarıda memurlar bekliyor beni. Sınır dışı ediliyorum falan. A. Günde bir atarım, keyfime bakarım. B. Haftada bir iyidir. C. Ayda bir yeter. D. Bir doz kesmez, her gün iki doz. Hiç atmazdım. Ya çünkü ben Gülce'yle bir şey yaşadığımda paylaşmayı çok sevdiğim için onu anlatmadığım zaman böyle götüm başım abi oynuyor. Yani niye böyle bir şey dediysem hani heyecanlanıyorum ona hemen Gülce'yle buluşayım da ben ona bir şey anlatabileyim. Hep böyle bir heyecanla ona hep anlatıyorum yani yaşadığım her şeyi anlatıyorum. O yüzden hiç atmazdım. Peki seni böyle kısıtlar mı eder mi ya? Ben çok yarışma programları yaptım ve çok çiftlerle yarıştığım için genellikle erkeklerin sosyal aktiviteleri falan kısıtlanır ya. Hatta şeyde de internette de bir dünya şaka var. İşte halı sahaya gitmek için karısı da mutlaka bir jest çeker de ondan sende öyle bir numara var mı? Ya Gülce beni zaten sıfır kısıtlıyor bu konu hakkında. Ve hani biz ilk ilişkiye başladığımızda, sevgili olduğumuzda, evlenmeden önce de şeyi diyorduk yani ben en yakın arkadaşımı satmıyorsam eğer ve öyle bir arkadaş grubunda öyle bir insansam ben zaten benim karım olacak ya da eşimi zaten satamam ve ona yalan söylemek demek ben zaten karakter olarak herkese yalancıyım demek oluyor falan filan böyle bir yalanda bir şey uydurduk, teori uydurduk. Yok lan o kadar güzel anlattın ki yok, senin %1'ine 1 milyon diyen utansın. Bu adam en az 5 milyon bak %1'inden bahsediyorum yani. Yok gerçekten o yüzden. Cevabın aslında hiçbiri evet. Ve hiç doğru mu? Açabiliriz. Ah tam nakarat dedim. Tak hayatım bekleriz biz yani. Şimdi senin gazozuna, çayına, kahvene Çabi bir ilaç atabiliyor ve ilaç attığı günü komple unutabiliyorsun. A. Günde bir atar keyfime bakarım. Ne kadar sıklıkla ilaç atarsın diye sordum. B. Haftada bir iyidir. C. Ayda bir yeter abi. D. Bir doz kesmez. Her gün iki gazoz. Çabi sence ne sıklıkla ilaç atar? B. Haftada bir diyorum ben. Herhalde günlük atmaz diye düşünüyorum. Bana ihtiyacı var çünkü. İki doz da fazla olur. Onun evet. İşlerini de hatırlamam çünkü yani karşılıklı bir şeyler var burada. Haftada bir iyidir ya. Hem o da bir gün tatil gibi, hani pazar günü gibi düşünebiliriz bence bunu. B haftada bir diyorum ben. Son kararım bu. Bence abi kendisi dinlenmek istiyor olabilir. Yani
Haftada bir şey, çöpü yansılar mıyım ya falan. Ayda bir seçeneğini değerlendirmiyorsun. Haftada bir diyorsun. Ya ayda bir kibarlık olsun diye demiştir. Gerçek istihatın haftada bir olduğunu düşünüyorum. Nasıl birbirlerini tanımıyorlar diye. Nasıl birbirleriyle hiç alakaları yok yani. Her gün mü? Efendim? Her gün. Sen de bunu evde öğrendin. Her gün dediğin mi? Buradaki beyler cevap hakkı doğdu. Siz var mı güvenen şu kadar ilaç atarım diyen aramızda beyefendi? Haftada bir atarım. Vallahi mı? Vallahi. Yer mi? Yer yer. Peki. Ne yapacaksın abi haftada bir atıp? Halı sahaya mı gideceksin? Kafa dinleyeceğim. Herkes aza şeyi kanaat getiriyor şu anda. Allah razı olsun. Her gün demedi. Niye ya? Çok mu şey? Yani kafanı dinlemeni gerektirecek bir iletişiminiz mi var? Ya bazen oluyor tartışmalarda. En çok neye tartışıyorsunuz? Vallahi çoğu hani akşamları yemek hazırlarken yardım etmiyorum. Evi temizlerken yardım etmiyorum. Genelde onlardan kavga ediyoruz. Klasik. Her bence çiftte olan bir şey. Aynen. Peki, niye yapmıyorsun? Ya bilmiyorum, yapmıyorum. Yani hayat müşterek ya aslında. Ya orası öyle ama. Gidebildiği yere kadar gitsin böyle. Peki her gün atarım diyecek var mı? Yoktur. Yani çok az kişi böyle şeyler söyleyebilir. Öyle değil mi? Çok fena çarptı acı beni. Çok kötü geldi bu sefer. Hani hoşuna gidiyor? Vallahi gidiyordu, artık gitmiyor. Şu an onu neler gördü. Oyunumuzun adı 3'ün 2'si. Tamam mı? Yine kulaklıkla oynayacağız. Soru soracağım 3 tane. Eşinin de bu 3 tane cevaptan 2 tanesini bilmesini isteyeceğim. Tamam mı? Bilemezse tamam. Yanar. Ha? Robin Hood mod. Evet, şu an bilmiyorum. Chubby'yi bir Japon'la asla karıştırmam. Çünkü Chubby'nin nokta noktası çok farklı. Nokta noktayı dolduralım. Yani bir taraftan da onun ne tahmin ederek ilk aklına gelen şeyi söylemek istiyorum. Gözleri çok farklı diyelim o zaman. Ya da elmacık kemikleri mi diyelim. Burada sen bir şey yemeyeceksin bu arada, haberin olsun. O bilecek, ha, tamam, o yiyecek. Sorumluluk tamam, alma. Tamam o zaman. Tamam. Chubby asla bir Japon oluyor çünkü dili farklı yani, direkt konuşması farklı. Ulan çok mantıklı ha. Ama bunu bilen için, yani ha, bilmeyen Korece birisi ben... için Korece ile Japoncayı, bana Japoncayı Korece olarak yutturabilirsin. Sen de cevap vermek istersen ben karışmıyorum. Yok ben gerçekten farklı konuşma. Tamam, diyorum. Ben az önce Spotify'da gösterdim ya kendim, vampir çıktım. Chubby'de bir şey çıktı. Chubby'nin 2023'te dinlediği tüm şarkıların analizinden nokta nokta olduğu ortaya çıkmıştır. Ama yardımcı olacağım, sana 5 tane şık vereceğim. Tamam. 1. Angara bebesi. 2. Simyacı. 3. Taklacı. 4. Ayran gönüllü. 5. Kuzey Kore. C. Taklacı. Evet, çünkü öyle bir... Öyle bir bay. Evet, sürekli çünkü şey böyle, bazen Chubby bir şarkıyı sonuna kadar dinleyemiyor ve sıkılıyor. Ya sıkılıyor demeyeyim, daha doğrusu hemen next one böyle devam ediyor. Ve bu yüzden, taklacı olabileceğini yani. Düşündüm. Ve üçüncü sorum. Allah'ın gücüne gitmesin ama bence Chubby'nin nokta noktası hiç olmamış. Ama çok zor soru değil mi şimdi? Ama hiçbirimiz kusursuz değiliz yani. Hepimizin kusuru kabahati. O zaman onun daha da bilebileceği bir şey söyleyeyim. Dişi diyeyim, köpek dişi. Buna gülerken ben. Yok öyle. Chubby ile ortak noktamızı buldum. Evet. Şimdi 3 tane soru soracağım. Gülce evet. Bunlara cevap verdi. Bu 3 taneden 2 tanesini bilmen gerekiyor. İlk soru. Dedim ki ona, Chubby'yi bir Japon ile asla karıştırmam. Çünkü Chubby'nin nokta noktası çok farklı. Ulan öyle gülme. Kestik bir daha. Efendim abi sorun. Bir daha sorayım çünkü Chubby'nin nokta noktası çok farklı. Karakter. Yani şey boy. Biraz uzun boyluyum. Doğru. Stereotype'taki uzak doğulular göre. O yüzden o boy. Yani kafa bu. Yani Chubby bir Japon. Oğlum kafa boy deyince. Evet. Bunu ilk kahkahana bağlıyoruz yani. Tabii. Chubby'yi bir Japon'la asla karıştırmam çünkü Chubby'nin karakteri çok farklı diyorsun. Evet. Doğru. Bu arada yanlış. Boy doğru mu? Abi YouTube değil mi ya?
Oğlum ne demek lan? Evet abi. Of. Evet, ben kurtulmak istiyorum bu muhabbetten hemen. Chubby'nin dili çok farklı dedi. Yani konuşması yani bir Japon. Evet. Bravo. Korece ile Japonca çok farklılıktan mı? Evet. Doğru cevap. Evet yani. Doğru cevap. Kimsenin aklına öyle şeyler gelmedi. Doğru. Chubby'nin 2023'te dinlediği tüm şarkıların analizinden, bu Spotify özetlerden çıkan bir sonuç. Az önce ben vampir çıkmıştım ya. Evet. Bunun gibi bir şey. Chubby'nin nokta nokta olduğu ortaya çıkmıştır. 1. Angara bebesi, 2. simyacı, 3. taklacı, 4. ayran gönüllü, 5. Kuzey Koreli. Spotify'da Kuzey Koreli çıkıyor mu abi? Angara bebesi çıkıyor mu sence? Yani Kuzey Koreli'ye mi taktın yani? Taklacı ne demek? Taklacı takla atıyor. Taklayı bilirsin. Takla atma. Takla yapan kişiye taklacı derim. Taklacı. Çünkü böyle biraz daha böyle hareket şarkılar dinliyorum. O falan zıplamalık falan. Taklacı. Yanlış mı söylüyorum? Taklacı. Yok yok. Ya mantık yanlış, cevap doğru. Şimdi... Ya, taklacı nedir? Şimdi yanlışlıkla doğru cevabı verince gıcık oldum yani. Bir kabul etmeyesim var ama şey de doğru. Şimdi o da taklacı dedi ama sen böyle bir şarkıyı hep yarıda kesiyorsun ve sıkılıyorsun, diğer şarkıya geçiyorsun falan. Ha evet. Böyle evet. Bir taklacı halin var diye. Doğru. Yanlış mantıktan doğru ama doğru yani değil mi? Sınavda atarsan ve tutarsa onu doğru şey yapıyorlar ve o zaman doğru bir alkış Chubby'ye. Bu arada hafızam beni yanıltmıyorsa bugün Chubby'nin ilk doğru cevabı bu. Gerçekten ya. Doğru. Peki, 3. Eğer bunu bilirsen, yırtıyorsun, bilemezsen, yanıyorsun. Bu etabın üçlü olduğu için bu etabın cezası 3 biber. Bunu bilmen lazım. Allah'ın gücüne gitmesin ama, 3. soru bu. Allah'ın gücüne gitmesin ama bence Chubby'nin nokta noktası hiç olmamış. Ya niye? Bir konu var abi, oradan çıkamıyorum. Yani... Sabırsızlık. Sabırsızlık olmamış demiş olabilir. Çünkü çok sabırsızım. Hızlı, aceleciyim. Karakter. Karakter olmamış. Chubby'nin karakteri karakter olmamış. Benim kocam karaktersiz. Hayır. Yanlış cevap. Ne dedin? Ne dedin? Diş. Dişi mi? Ya ben ilk aklına o gelir diye düşündüm. Abi ben zamanında, ilk zamanlarda tanıştığımda ben onu diyeyim, bunu çıkaracağım, düzelteceğim. Diş işte geldi, ben sana destekli olacağım dedi. İnatla çıkartmadı, yaptırtmadı. Tamam ama bu olduğu anlamına gelmez yani. Bu sorunun cevabı değişmeyecek yani. Ve Chubby'nin dişi olmamış evet. Diye sen çıkamadığın konulardan dolayı maalesef ve 3 tane biberle ister aynı anda. Çok acı ya. Ama bayağı lezzetli. Biber güzel, gerçekten güzel. Bir de yanına böyle kebap bebap olsun. İnsanlar kebap yanına biber yer. Adam biber yanına kebap istiyor. Ay ay. Peki, şimdi senin kulaklarını... Efendim? Şunu şey yapabiliyor muyuz abi? Ne istiyorsan yap. Kip yapıyorum buraya. Tamam. Onunla hepsini yiyeceğim. Tamam abi. Gülce'nin 2023'te en çok dinlediği şarkı... Nokta noktadır. Bilgi, gerçek bir bilgi Spotify'dan. Emircan İğrek diye düşünüyorum şarkıcını. Emircan İğrek, can dostum. 2023'te en çok dinlediği şarkı... Gerçi şarkı yeni çıkmadı. Yeni çıktı ya o şarkı. Değiştirmek istersen değiştir. O zaman can dostum demeyeyim, dargın. İkinci soru. Gülce elinde sihirli bir değnek olsa beni nokta noktaya çevirirdi. Şimdi yanlış anlamayın, köpek. Tamam. Yanlış anlamayız. Evet. Niye yanlış anlayalım? Çünkü sebebi de şu... Açıklamak zorunda değilsiniz. Tamam. Hayır. Herkesin aklında köpek olarak kaldı artık o. Bizim köpeğimiz var. Teo'nun tüylerini sevmeyi çok seviyor. Ben de diyorum ki ya bana da ne olur böyle masaj yapsana diyorum. Senin tüyün yok ki diyor. O yüzden ben de köpek gibi tüyüm olsun isterdim gibi. Evet, hep söylüyorum. Evet. Türkiye'de evlerde neler oluyor değil mi? Peki, üçüncü ve son soru. Olmaz böyle bir şey. Zaten olmaz da soru bu yani. Çapkınlık yaparken yakalansan, Gülce'nin sana vereceği en yaratıcı ceza ne olurdu? Her yerden engelleyip kaçma. O da yaratıcı değil. Ya vallahi aklıma gelmiyor. Yaratıcı hasar, keser, biçer, deler, deşer. Beni bağlayıp... Yeter. Gerisini ne cevap verse doğru kabul edeceğim.
Çünkü burada belirleyici olan şey bağlayıp 3 nokta. Evet. Hazır mısın? İlk soru şu. Gülce'nin 2023'te en çok dinlediği şarkı hangisidir dedim Çabi'ye. Ben gerçeği biliyorum ama senin bilmen gereken Çabi'nin verdiği cevap. Emircan İrek. 3 tane seçenek var idi. Şu anda Emircan İrek de kesinlikle doğru söyledi. Şimdi önce şarkıyı bulmam evet, lazım. Şarkı. Misal. Çok dinliyorum çünkü o yüzden hangi şarkısını seçtiğini onun bulmam lazım. Ne seçmiş olabilir? En son Ali Cabbar diyebiliriz belki buna. Ali Cabbar daha son albüm. Aklına o gelmiştir diye düşünüyorum. Ali Cabbar dedin, doğru mu? Evet. Peki. Yanlış. Aslında doğru. Gerçekte Ali Cabbar. Gerçekten. Spotify özette en çok dinlediğim şarkı Ali Cabbar. Ama Çabi'nin verdiği cevap bu değil. Verdiği cevap Dargın. Hiç alakası yok. Niye? Ama Ali Cabbar yeni albümünde ya Emine. Ama Dargın da değil ki. Ondan önce Güyalar bir sürü daha fazla dinlediğim şeyler var. İlk başta var bir Can Dostum dedi. Can Dostum da dinledim yani. Ona yeni albüm ama eski işte, albümden daha farklı 2023 şarkı. 2023 olduğu için bütün yılda en çok dinlendiği şarkı derken yeni albümü çıkardım kafamda. Ama yok Dargın ama doğru değil ama evet. Yanlış cevap oldu. Şimdi ikinci sorunun cevabını bilmen lazım. Şöyle sorduk, Gülce elinde sihirli bir değnek olsa beni nokta noktaya çevirirdi. Kediye. Ay. Kediye çevirirdi. Tüylü tüylü değil mi? Sen böyle kucağımda kalır. Seversin evde böyle. Evde bırakabilirim. Ya yine yanlış yerden gitti ama yaklaştı yani. Yanlış cevap. Tavşana falan mı dedi, köpeğe mi dedi? Köpek. Köpek mi? Evet, Çabi illa bir hayvana dönüştürüyor var. Olman da değişik ya. Zaten bir köpeğimiz var. Niye bir tane daha köpek şey çeviriyor? Bravo. Evde iki tane it olmasın yani. O da şöyle bir mantıktan gitti. Dedi ki o köpeğimizi çok sever hani tüyleri var. Ben de derim ki ya beni de öyle sev. Sen de dermişsin ki o senin öyle tüylerin yok. O yüzden kedi işte. Evet 2'de 0 kesin yiyeceksin. Ama son soruyu da sormak istiyorum. Çünkü cevabını gerçekten buradaki herkes çok merak ediyor. Baş tarafını bile doğru söylesen biz kabul edeceğiz. Tamam. Olmaz ama çapkınlık yaparken yakalasan ona vereceğin en yaratıcı ceza ne olur? Yaratıcı. Çok gerdi abi bu countdown. Yani şimdi çükünü kesmek gibi bir şey demeyeceğiz tabii ki yani. Öyle bir şey tabii ki demeyeceğiz. Yani bu yaratıcı bir cevap değil. İlk akla gelen bir şey olması lazım. Ay ay. Bunu ilk defa duyuyorum. Bir abi baştan çekelim mi? Komple böyle. İlk defa yiyorum. Hayır doğru söylüyorsun. Bu da yaratıcı değil. Yaratıcı değil işte. Hayır, o yüzden doğru, bu cevabı değil, vermem. Değil. Evet. Çünkü böyle bir şey olsa zaten kesilir o. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Tabii, tabii. Ya, bu daha sıradan cevap olabilir mi? Ne aldatmış lak seni. Tamam. Ama yaratıcı olarak. Yaratıcı ne olabilir ya? Yaratıcı deyince şimdi. Sen yine kes. Zaten ondan sonra ne istiyorsan yapıyorsun. Yok ya hiçbir şey gelmedi aklıma. Ne cevap vermiş olabilir ki? Şöyle dedi. Beni bağlayıp. Bu kadar. Ve geri kalanını da kıymetli okura bıraktı. Romanın sonunu herkes kendi tamamlasın dedi. Ve 3'te 0'la 3 tane acı biber Gülce'ye. Seçmece gideceğim biraz. Ben bir tane çok büyük acıya denk geldim. Koyu renklerden uzak duruyoruz. Son oyun. Ve bu oyunda sizin ne kadar birbirinizi tanıdığınızı gördük değil mi? Az önce cevapların tamamı neredeyse. Tamam alayı yanlış yani. O onu satarım diyor, o satmam diyor, beri ki bilmem ne yapıyor. Fakat böyle çok kalbinizden gelen cevaplara ihtiyacım var. Bu etabın adı göz göze. El ele göz göze olacaksınız. Size bir soru soracağım ve bu soruya aynı cevabı vermeniz gerekiyor. Eğer veremezseniz ikiniz de birer tane acı yiyorsunuz. Bu şöyle mi hani 3, 2, 1? Evet. Aynı anda tamam. Evet, en korktuğum şey ya. Sen iyi misin? Şunu ye. Çok yanıyor şu an. Gözlerim akmaya başladı. Yesene bunu. Bu da böyle ya. Acı çekmeyi yeğlerim. Eziyet seviyor ya. Şunu... Hayır. Tamam. Çok şunu ye diyorum ye. İnatlaşma ya. Niye kendi diline ne eziyet çektiriyorsun ki diline? Hayır hayır. Vallahi ya. Aşkım direkt geçiyor. Yok yok sonra su içeceğim ben bunu. Çıldıracağım ya. Yeme tamam acı çek.
Ne yapabilirim şu an yani? Hiçbir şey yapamazsın. Şöyle kolay bir şey bulmaya çalışıyorum da çünkü çok zor şeyler yazmışlar. Çok yediniz, çok yedirmek istemiyorum. Sizce 3'e kadar sayacağım. Önce size cevap vermeyin. Hem düşünme payınız olur. Hem göz göze belki böyle bir enerji, tamam, sinerji işleri yaparsınız yani. Evlilik kaçıncı yılından sonra kabak tadı verir? Bekle. Evlilik kaçıncı yılından sonra kabak tadı verir? 1, 2, 3. 5 yıl. Ben kilitlendim hiç bu kadar yakın bir cevap. Ben 50 yıl falan diye düşünmüştüm aklımdan ama söyleyemedim o 5 yılı. Oğlum ben 5 yılda uzun diye düşünmüştüm ama. Hayır yani kabak tadı derken kabak da sonuçta. Tatlı bir şey. O da bir sebze. Acı beni kilitledi, cevap veremedim ama 50 diyecektim. Ben bu soruda yedirmeyeceğim müsaade ederseniz. Çünkü çok yediği için biraz cevap şey veremedim. Gerçekten nutkum tutuldu şu an. Değil mi? Ulan insafınız olsun biraz. Herkes yesin diye bakıyor yani. Yok yok, yiyeceğim yiyeceğim. Devam. Tamam. Aa, çok güzel bir soru. Bunun zaten herkesin vereceği cevap zaten aynı olması gerekir. Hmm. Müziği en çok nereden dinliyorsunuz? 1, 2, 3. Spotify. Bak gördün mü? Doğru cevap verince yırtıyorsun. Çabi kaç sene sonra çekilmez bir adam olur? 1. Çabi kaç sene sonra, tamam, çekilmez bir adam olur? 2 ve 3. 30. 60 yaş. Oha. Ha, tamam, 60 yaşında 30 yıl, evet, sonra. Aynı cevap. Doğru cevap. Ben 60 yaşında dedim, o da 30 sene sonra dedi. Dedim. Tam 60 yaşındaki. Doğru ama. Oğlum bunlar benim beynimi uyuşturuyor. Saçma sapan yerlerden aynı cevabı buluyorlar. Doğru ama. Ama aramızda dil farkı olduğu için bizi biraz maruz görün yani. Hani biz aslında onu demek istiyoruz ama o farklı ifade. Tamam. Kabul ediyorum. Ağlayacağım. Hadi el ele tutunun. Çok zor soru. Çabi yüzde kaç Türktür? 1, 2, 3. 49. 160. Kore'den daha fazla süredir Türkiye'de yaşıyorsun. Biraz daha fazla oran söylemen lazım. Ne bileyim hani hep Koreliyim ya ama sonuçta. Tamam. 51, 49 yani. Gibidir. Sen ne dedin? %60. Evet, 60. Sen niye dayanarak 60 dedin? Ya salladım işte yani. Türkiye'de daha fazla kaldı. Hani bu yaşadığı süreye oranladım. Evet. Kaç yaşındasın? Şey, 31 yaşındayım. 14 yaşındayken geldim. Bir dakika. Yani %60'a tekabül ediyor. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, az önceki soruya dönmek istiyorum şu anda. Kaç yaşındayım dedin? 31. Sen az önce Çabi kaç yıl sonra çekilmez? 30 yıl sonra dedi. 30 yıl. Sen ama 61, 60 şimdi yani orada da. Ya ooo. Aa, 1 olur mu? Ya birden. Aynı yani düşün. Siz ayaküstü beni. Devamı da aklım bu tarafıyla verdim yani hadi. Tamam kabul ediyorum ama bunu yiyeceksiniz. 31, 60 olduğu zaman ne oluyor? 3 kere 6, 18 senedir mi yaşıyor Türkiye'de? 17, 18. 17, 18. Ulan çok iyi cevap vermişsin ha. %60 doğru benim de söylediğim. Ama o da %51. 49 dedi, daha günün sonunda Koreliyim, %51, 49. Senin cevabın da çok doğru ama zerre kadar umurumda değil. Siz beni ayaküstü erseniz ben de aha böyle o biberleri. Yeni soru geldi. Gülce yüzde kaç Korelidir? 1, yüzde kaç? Neticede kütüğü artık Kore'de. 2 ve 3. %20. Ben 0 diyecektim. Gerçeği %0, hiç Koreli genim yok. Ya biyoloji dersinde giyeceksin. Bir de nereden biliyorsun? Var ki vardır DNA testten çıkan. Ama onda da yani DNA'sı Türk, evet, olmadığı halde... Ne bileyim, ben öyle bir cevap verdim. Bir de çok hani Kore'de yaşamadım, sadece ziyarete gittim. Hani bir Korelilik tavır ya da bir şey yedin değil mi? Ama sonuçta kültüre sahip şey oldun, hani yaşadın ha, falan baktın, neyse, yemek seviyorsun. At aşkım birer tane daha yani. Atın kenara, isterseniz biriktirip vereyim. Vallahi ben sorun değil yani bizde. Sen bunu ye ama. Bak vallahi geçiriyor, tamam, hemen ya. Tamam. Aa çok güzel. Biraz gözlerimin içine bak. Herkesin ortak bir şarkısı vardır. Bugünkü konumuz madem ki müzik listeleri. Hadi. Eğer ki sahnede ben şarkı söylüyorum diyelim ve bana peçeteyle bir şarkı göndereceksiniz. Tek bir şarkı hakkınız var. Acaba peçeteye... İsmi aklıma gelmedi. Ama şeyi düşünme, İlker abi söyleyebilir mi, söyleyemez mi bunu düşünme.
Bu peçeteye yazacağınız şarkı ne olurdu? 1, 2, 3. Shape of my heart. Shape of you. Shape of you ya. Shape of my heart ne lan? O başka bir şarkı. O Leon şey la. Sting'in şarkısı da o. Ben bildim. Ben bilmek değil ki bu. Bak, acının etkisiyle artık g**den kural uydurmaya başlıyorsun. Bu programın en sevdiğim bölümü. Buyurun biberlerinizi yiyin. Nasıl derim ya? Nasıl bunu yanlış söylerim ya? Gerçi Shape of my heart nerelere gittin sen acaba? Hayır, Shape of you'yu shape'den çıkarıp neyisinizmiş işte? Ay çok güzel. 2023 ilk beşinizde Spotify özetinizde ortak dinlediğiniz bir şarkıcı var. İkinizin de ilk beşinde. Hmm. Kaş göz yapma kız. Yaptım sanki. İşte o kaş göz oluyor. Acaba bu şarkıcı kim? İlk beşinizde ikinizin de ortak. 1, 2, 3. Emircan İrek. Bravo! Vallahi! Canım arkadaşım Emircan kurtardı. Tüyler diken diken şuraya bak ya. Vallahi. Sonunda başardık. Yok sağ ol. İki şıklı bir soru. Yani %50 doğru cevap vereceksiniz. Her şey anında mı? Yoksa zamanı gelince mi? Bekle. Anında, zamanında. Anında, zamanında. 1, 2, 3. Zamanında. Güzel, güzel. Çok iyi geliyor. Devam ediyoruz. Armudun sapı mı, üzümün çöpü mü? 1. Ne abi? Aydın. Ne? Vazgeçtim. Ben aldım cevabımı. Tamam. Cevabı ne? Aldım. Üflemeli mi, vurmalı mı? 1, 2. Bak bunu biliyorsun ama. Çakal şirin. Üflemeli mi, vurmalı mı? 1, 2, 3. Vurmalı. Hayır, çünkü davul çalmayı seviyorum gerçekten. Baba, açıklamana gerek yok. Kimsenin aklına bir şey gelmedi. Sarhoş kafayla mı, ayık kafayla mı? 1, 2, 3. Ayık kafayla. Hayır, bir dakika, bir şey diyeyim ya. Bu... Ben de biliyordum ama biz kendimizi şey yaptık. Son iki soru. Evet. Birbirinize K harfiyle başlayan bir kelimeyle hitap edin. Hitap edeceksiniz. Hitap biliyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Tamam. Evet. K harfiyle başlayacak. 1. K harfiyle başlayacak bir şekilde hitap edin. 2 ve 3. Kocam. King. Ne? King. 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 Kral işte. Ne bileyim. Peki o sana nasıl kocam diye hitap etsin ki? Ben o karım, ben kocam diyeceğiz diye düşünüyorum. Ama beraber aynı şeyi söylememiz zorundayız ya. Olsun, birbirimize ikimiz de kocam diyebiliriz. Ve geliyor son soru. Müziği en çok nereden dinliyorsunuz? 1, 2, 3. Araba. Hanımlar beyler, gerçekten acıdır da son soruda. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır biz Gerçekler Acıdır'ı İzmir'de pervasız sahnede çekiyorduk. Bugün İstanbul'dayız. Bu özel bölüm için Trump'tayız ve Mahşeri Cümbüş'ün hayalhanesindeyiz. Bizlere kapılarını açtılar. Başta Burak Satıbal olmak üzere hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Güzeller, size çok teşekkür ediyorum. Teknik ekipteki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve sevgili Babala izleyenleri, sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekler Acıdır bitti. Sizler de muhakkak bu yıl sonundaki Spotify özetlerine bakmayı unutmayın. Şimdiden iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.